Herkese merhabalar arkadaşlar. Fransızca dil bilgisayarlarına hoş geldiniz. Bu dersimizde Fransa'daki sesli harfleri ve aksanları ele alacağız. Fransa'daki sesli harfler voyel olarak isimlendiriyoruz. A, Ö, I, O, Ü, H ve Y şeklindedir. Türkçe'de A sesine tekabül ediyor. Ö, bizdeki Ö. I arkadaşlar I. O sesi yine O. Bu Ü sesine tekabül ediyor. H Fransızca'da var ama söylemde H yok arkadaşlar. H harfini Fransızca'da söylemiyoruz. Y bizdeki Y, I ile Y arası şöyle diyelim. I, Y arası bir sese tekabül ediyor. Şimdi aksanlara gelirsek. Fransızca'da ilk aksanımız aksan tegü. Bakın burada da egü derken harfi ü şeklinde telaffuz ediyoruz. Aksan tegüs yalnızca ö sesinde kullanılıyor. Ö sesini aksan tegülü ö şekline dönüştürdüğümüzde bize Türkçedeki e sesini vermiş oluyor. Yani Türkçedeki e sesini biz Fransa'da aksan tegülü ö şeklinde ifade ediyoruz. Örneğin etual sözcüğü yıldız demek e şeklinde telaffuz ediyoruz. Ya da emperyalizm sözcüğünde emperyalizm Türkçe'ye geçmiş bir sözcük. Burada E sesini veriyoruz. Burada neden arkadaşlar M diyoruz? Burada nazal sesi çıkarıyoruz aslında. M. Yani nazal olduğu için daha ileriki derslerde buna değineceğiz. E sesi değil aslında. Nazal bir M sesi. Emperyalizm. Ya da üniversite dediğimizde burada yine E sesini bize veriyor. Aksan, diğer bir aksanımız arkadaşlar. Aksan graf. Aksan tegünün tersine bu şekilde. Aksan tegü yalnızca ö sesinde kullanılıyor. Ama aksan grav arkadaşlar a, u, e, a, ü harflerinde kullanılmaktadır. Öncelikle ö harfine değinirsek aksan tegüden farklı olarak buradaki e yine aynı şekilde e sesini çıkarıyor. Biraz daha kalın. Aksan tegüye göre biraz daha kalın bir e sesi burada var. Örneğin kolej derken yani tam bir e sesi çıkarıyoruz. Ya da karakter derken karakter tam bir e. Ya da öğleden sonra après-midi tam bir E sesi. Kalorifer bu şekilde. Şimdi A ve Ü'de nasıl kullanılıyor ona bakalım. Aksan gravlı A bize normal A ile olan kelimelerin anlamsal olarak ayrımını sağlıyor. Örneğin bir cümle yazarsak. Şimdi la, je la trouve. Burada iki tane la görüyoruz arkadaşlar. Birisi aksan gravlı A ile yazılmış, birisi düz A ile yazılmış. Aksan gravla yazılmış olan A normal A ile yazılmış la'dan anlamsal farklılık ifade ediyor. Örneğin bu ilk baştaki la orada anlamını verirken buradaki la ise onu anlamını veriyor. Onu orada buluyorum. Bu şekilde anlamsal farklılık sağlıyor. Bir diğer konuda A örneğin üçüncü tekil şahıs. O yani il, el. O demek yani dişil o ve eril o. Buradaki bir sahip olmak fiilinin avoir, sahip olmak fiilinin çekimidir A. Aksan gravlı A ise bir yere yönelmek, gitmek de kullanılan İngilizce'deki to'nun karşılığı olarak kullanılır. Mesela je vais à l'école. Okula gidiyorum. Buradaki A bizdeki okul, okula yönelme ekinin karşılığıdır arkadaşlar. Şimdi Ü harfindeki aksan grava bakalım. Ü harfinde bizde ne gibi farklılıklar veriyor? Ü de yine A'daki gibi anlamsal farklılıklar sağlıyor arkadaşlar. Örneğin U ya da U. İkisi de aynı şekilde okunuyor. Ama bununla bunun farkı nedir? Biri aksan gravlı Ü ile yazılmış. Birisi aksan gravsız Ü ile yazılmış. Bu arkadaşlar ya da veya anlamına gelirken U nerede anlamına gelmektedir. Diğer bir aksan. Aksan sirkonfleks. Hemen hemen bütün sesli harflerde bulunur. Bu aksan arkadaşlar. Örneğin şapkalı A, şapkalı Ö, şapkalı İ, şapkalı O, şapkalı Ü. A da mesela yaş derken aj. Bu şapka sirkonfleks aksan bize neyi sağlıyor? Biraz daha uzun okutturuyor harfleri. Mesela aj biraz daha uzun okuyoruz. Orman, forêt. E'yi biraz daha uzun okuyor. Forêt. Ada derken il, otel, otel. Arkadaşlar H hiçbir şekilde Fransızca'da okunmuyor. H harfi bizde var ama Fransızca'da H harfi konuşma ve okumada yok. Yani harf olarak var ama konuşma ve okumada H harfi hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bunu okurken otel, otel diye okuyoruz. Ya da hastane derken
Hôpital. E'yi okumuyoruz. Ü de mesela bir şeyin değerini ifade ederken ne kadar diye sorduğumuzda combien coûte. Mesela ça coûte combien dediğimizde arkadaşlar bu ya da yine anlamsal farklılıklarda sirkonfleks bize fayda sağlıyor. Örneğin sur ve sur. İkisi de sur. Mesela je suis sur ile je suis sur le camion. Bu ikisi arasındaki fark arkadaşlar anlamsal olarak değişiyor. Aksan sirkonfleksli ü, je suis sûr dediğimiz zaman bize eminim, kesin anlamını verirken buradaki sûr bir şeyin üzerinde bulunmak anlamında. Yani üzerinde, kamyonun üzerindeyim anlamını veriyor. Yine anlamsal farklılıklarda aksanların rolü var. Aksan sirkonfleks de bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer aksan sedi. Bu yalnızca S'de kullanılıyor. S'yi bizdeki Ç harfine dönüştürüyor ama Ç şeklinde okunmuyor arkadaşlar bu. Daha yumuşak bir S'ye dönüştürüyor bu S'yi. Genellikle Latince kökenli sözcüklerde bu K diye de okunur. Ama S diye de okunuyor arkadaşlar. Bunlar zamanla okudukça öğreneceksiniz. Sedi buradaki S'yi biraz daha soft yani yumuşak bir S'ye dönüştürüyor. Örneğin leçon, ders, leçon. Daima bundan sonra bir sesli harf geliyor. Bu sesli harfle birlikte bu S biraz daha yumuşak bir hale dönüyor. Le son. Mesela aldım derken. J'ai reçu. Reçu. J'ai reçu. Aldım. Ya da nasılsın? İyiyim derken. Ça va. Ça va. Nasılsın? Oui, ça va. İyiyim. Sedi bu kadar. Sadece S'de kullanılıyor dediğimiz gibi. Bir diğeri ise trema. Trema iki nokta arkadaşlar. Yani harfin üzerindeki iki noktadan bahsediyoruz. Yine A'da olabilir, Ö'de olabilir, İ'de olabilir. Bu trema ise ne yapıyor? Fonetik alfabedeki kendi sesini ayrı ayrı çıkarmasını sağlıyor. Yani sözcükteki harflerin ayrı ayrı sesleri çıkarmasını sağlıyor. Yani Türkçe Latin alfabesine geçildiğinden bu yana fonetik alfabeye uygun bir şekilde geçildiği için bunda çok fazla zorlanmıyoruz okurken. Örneğin bunu mesela A, İ normalde arkadaşlar bize E sesini verir. Yan yana geldiğinde bu iki harf E sesini verir. Biz bunu EIT diye okumuyoruz. Trem olduğu için AIT şeklinde okuyoruz. AIT. H'ı okumuyorduk biliyorsunuz. AIT şeklinde telaffuz ediyoruz. Noel. Noel. Gördüğünüz gibi ayrı ayrı telaffuzunu sağlıyoruz. Şimdi konuyu arkadaşlar sesleri Türkçedeki karşılıklarına göre tekrar ele alalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Şimdi A sesi A ya da A Fransızcadaki şöyle yapalım. E sesini arkadaşlar E, E, E. I sesi yok. I sesi yine tremalı I, I. O sesi O. Aksan sirkonfleksli O. Ö arkadaşlar Ö'yü daha sonraki derslerde değineceğiz. İşte E, Ü, E, Ü, X. Bu şekilde birçok kombinasyon, harf kombinasyonları bize Ö sesini veriyor. Ve tek E harfi de bildiğimiz, ilk başta bildiğimiz üzere Ö sesini veriyor. U sesini arkadaşlar O ve Ü'nün kombinasyonuyla oluşturuyoruz. U sesini veriyor. O aksan gravlı Ü, U sesini bize veriyor. Ü sesi düz U, U harfiyle veriliyor arkadaşlar. Fransa'da bizdeki Y Fransa'da sesli harf olarak geçiyor. İ, Y arası bir ses çıkarıyor. E sesi çıkarılmıyor dedik. Fransa'daki sesli harfler arkadaşlar bu şekildeydi. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.